Cümleten selamünaleyküm. 3 Aralık 2024 Salı, bugün bir başka video ile karşınızdayım. Gündemimiz bugün de Suriye. Bildiğiniz gibi dün ve ondan önceki gün, daha doğrusu 27 Kasım'dan bu yana Suriyeli muhaliflerin Halep ekseninde başlayıp şu anda Hama kapılarına kadar dayanan bir askeri operasyonu var. Bundan ben kısaca bahsetmeye çalışacağım. Kısa notlar aldım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece gelen sorular var çok fazla. Gerek özelde olsun, gerekse sosyal medyada olsun. Bu sorulara genel bir cevap niteliğinde, hem de böyle kayıtlara geçmesi için bir video çekmek istedim. İlk olarak operasyonu kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Bu bir usuldür aslına bakarsanız. Giriş girizgahlarda kısa bir şekilde bir özet yapılır. 27 Kasım'da Heyet Tahrir-i Şam, yani HTŞ'nin başını çektiği Suriyeli muhalif gruplar Halep'in batı kırsalına yönelik bir operasyon başlatmışlardı. Daha sonra bu yıldırım harekatına döndü aslına bakarsanız. Çok hızlı bir şekilde Halep'in kapılarına dayanıldı. Kırsaldaki bölgeye alındıktan sonra Halep şehrine girdi muhalifler. Ardından Halep'te bir temizlik operasyonu başladı. Yani güvenliğin sağlanmasına yönelik ve bütün mahallelerin kontrol altına alınmasına yönelik bir operasyon, bir asayiş operasyonu daha doğrusu başlatıldı. Ve devrimin ilk başladığı günden itibaren Suriyeli muhalifler hiçbir zaman kontrol altına alamadıkları mahalleleri dahi şu anda Halep'te kontrol altına almış durumdalar. Ve yapılan açıklamalarda güvenliğin sağlandığını, Halep'te tamamen güvenliğin sağlandığını da ilan ettiler. Bunu da ilerleyen dakikalarda detaylarına geleceğim. Ve yine aslına bakarsanız bir başka gelişme de şu oldu. Daha doğrusu Halep'in gölgesinde kaldı bu yaşanan gelişme. 27 Kasım'da bir operasyon gerçekleştirilmişti. Başlamıştı daha doğrusu. 28 Kasım'da Suriyeli muhalifler İdlib'den de ikinci bir cephe hattı açmışlardı. Geçmiş videolarımı izleyenler bunu bilecektir. Bu detayı orada belirtmiştim. Ve şu anda İdlib'in de tamamı, yani merkezi zaten muhaliflerin kontrolündeydi. Kırsal bölgeleri de tamamen Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda. Bu süreçten sonra tabii ki Suriyeli muhalifler durmadı. Yani daha da güneye, Hama kırsalına doğru ilerlemeye başladılar. Daha önce orada İran ve Rusya destekli Beşar Esed rejimi güçleri tarafından ele geçirilmiş olan birçok noktayı, birçok köyü, kırsaldaki oldukça önemli stratejik noktaları ele aldılar, ele geçirdiler. Özgürlüklerine kavuşturdular bu bölgeleri. Kendi halkları çünkü o bölgelere gelmeye başladı artık. Ve burada gerçekten bir diğer ifade edilmesi gereken nokta ise Halep-Şam otoyolu olarak bilinen M5 yolunun da kontrolünü muhalifler ele almış oldu. Bu ele geçirdikleri bölgelerden sonra bu M5 yolu kesilmiş oldu otomatik olarak. Şimdi ise bugün mevcut sürece baktığımızda Suriyeli muhaliflerin biz Hama'ya ilerlediklerini görüyoruz. Ancak Hama'da biraz durumlar biraz değişti. Yani aslına bakarsanız herkes bu kadar hızlı bir ilerleme vardı, neden bir anda durdu vesaire gibi bazı ifadelerle bana sorular sordular. Evet, gerçekten ilk günlerde 27 Kasım'da başlayan operasyon çok hızlı bir şekilde gelişti. Gerçekten rejimin, İran'ın ve Rusya'nın oldukça zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşti bu operasyon ve belli bir aşamaya kadar gelindi. Ya şöyle söyleyeyim size. Ben operasyonla ilgili ilk bilgi sahibi olduğum dönemlerde bunun sadece Halep ile sınırlı olacağını duymuştum. Benim duyumlarım o yöndeydi. Yani bu operasyonun İdlib'in geri kalanını kapsayacağı, muhaliflerin Hama kırsalına ineceği vesaire beklenmiyordu. Benim duyduklarım en azından böyleydi. Muhaliflerin başka planı varsa, yani planları bu yöndeyse ben onu bilemiyorum. Ancak dediğim gibi bu yıldırım harekatı bir anda muhaliflerin Halep Hama kapısına kadar, Hama kapılarına kadar ilerlemelerine vesile oldu aynı zamanda. Ve şu anda işte az önce söylediğim gibi Halep'teki güvenlik operasyonları tamamlandı. Suriyeli muhalifler bunu resmi olarak açıkladılar. Ve ardından da Halep'teki birçok grubun, birçok silahlı muhalifin Hama'ya doğru kaydırıldığını açıkladılar. Tabii ki burada şuna da bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Suriyeli muhalifler dendiğinde, HTŞ dendiğinde, işte SMO dendiğinde, SMO biliyorsunuz Suriye Milli Ordusu. Bunların kim olduğunu bazı takip edenler, gündemi takip edenler bilmiyorlar. Yani bana gelen sorular arasında beni şaşırtanlardan biri de bu olmuştu. Çünkü ben sürekli olarak bölgeyi anlatırken insanların her şeye bilgi sahibi olduğunu, her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu, her konudaki detaylara hakim olduklarını ben düşünmüştüm. Ancak böyle değil. Mesela çok bizim hepimizin, bölgeyi takip edenlerin bildiği bazı şeyleri soranlar oluyor. Mesela HTŞ kimdir, kimlerden oluşuyor, SMO nedir, kimlere geldi vesaire. Gündemi takip ederken belki Türkiye televizyonlarından takip ediyorlar. Oradan da bir yanılsama oluşabiliyor. İnsanların bilgi sahibi olma konusunda biraz eksik olduklarını gördüm. Ben şimdi
Çok fazla detay vermeden kısaca anlatmak gerekirse bunu, SMO dediğimiz yapı, yani Suriye Milli Ordusu, daha çok böyle Türkiye'nin güdümünde olan, Türkiye'nin desteklediği, hatta belli ölçüde eğitip donattığı muhalif unsurlardan oluşuyor. Yani aslında burada teknik olarak ben muhalif unsur kavramını kullanıyorum, ancak daha çok bunlar, bu gruplar biraz daha böyle anlaşılması için söylüyorum, paralı asker modundalar. İşte git git gel gel modundalar. Ancak HTŞ tarafına baktığımızda HTŞ'nin içerisinde birçok farklı grup daha bulunuyor. Ve HTŞ ile SMO'yu birbirinden ayıran motivasyonlar ne diye bana soracak olursanız, tabii ki ben genel anlamda motivasyonlardan bahsediyorum. İçerisindeki savaşçıların tamamı bu motivasyonlara sahiptir de demiyorum. Burada böyle parantez de açmış olayım. HTŞ daha çok dini motivasyonlarla hareket eden bir yapılanma ve HTŞ'ye bağlı olan bu operasyon odası, yani son Halep operasyonunu gerçekleştiren gruplar, daha çok dini motivasyonlarla hareket eden gruplar. SMO bünyesi ise biraz daha böyle olaya profesyonel bakan, işine gücüne bakan, biraz daha maddi motivasyonlarla hareket eden gruplar. İşte onlar da en son olarak, onlar derken SMO'yu kastediyorum, en son olarak Tarrıfat'ı, PKK kontrolündeki Tarrıfat'ı kontrol altına almışlardı. Halep kırsalında belli bölgeleri kontrol altına almışlardı. Yani muhalifleri çok böyle yüzeysel olarak, çok böyle bir girizgah bağlamında baktığımızda iki kısma ayırabiliriz. İşte birincisi dediğim gibi Türkiye'nin desteklediği SMO bünyesindeki gruplar. İkincisi ise HTŞ'nin etrafında toplanan, HTŞ ile birlikte hareket eden, Halep operasyonunu gerçekleştiren, ardından İdlib'deki birçok bölgeyi kontrol altına alan ve bugün Hama kapılarına kadar dayanmış olan gruplardan bahsediyorum. Tabii ki burada hani şöyle bir kıyas da yapılabilir, hangisi daha güçlü vesaire diye. Ya sonuç olarak ikisi de teorik olarak Suriye devrimi için savaştıklarını söylüyor. Yani ikisi de Beşar Esed rejiminin gitmesi için savaştığını söylüyor. Ancak şeye baktığımızda, pratiğe baktığımızda durumlar biraz daha farklı. İşte az önce dediğim gibi, yani SMO bünyesindeki gruplar biraz daha Türkiye'nin bölgedeki çıkarları için de hareket ediyorlar. Bu aslında normal bir durum. Yani kendi grubun yapısı itibariyle baktığınızda bu daha doğal bir durum olarak geliyor. Bunu da böyle ufak bir açıklamayla ifade etmiş olayım. Hama'daki hedeften bahsetmişim. Şimdi arkadaşlar, Hama gerçekten çok önemli, çok stratejik bir kent. Yani ben görüştüğüm bir Suriyeli gazeteciyle şu ifadeyi kullanmıştı bana. İşte ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum tabii ki. O bölgeyi çok iyi bildiği için şöyle bir ifade kullandı: Hama düşerse Şam düşer. Aynen bu ifadeyi kullandı. Yani Hama kentinin Beşar Esed rejimi için çok önemli olduğundan bana bahsetti. Gerçekten de bu konuyu söylemesinden çok kısa bir süre sonra Beşar Esed rejimi Şam'dan Hama'ya, Hama tarafına ve diğer bölgelerden Hama'ya yönelik ciddi askeri sevkiyatlar yapmaya başladı. İşte bugün bu yüzden, yani bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyen muhalifler Hama'da biraz duraksamış vaziyetteler ve yeni güç sevkiyatları yapıyorlar Hama kırsalına. Ve kırsalda birçok bölgeyi ele geçirdiler muhalifler. Yani birçok bölgeyi bu İran ve Rusya işgalinden kurtardılar. Şu anda da Hama kapılarındalar. Yani biz her an bu Hama'ya yönelik büyük bir operasyonun başladığını duyabiliriz. Hatta ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde Hama'nın da muhaliflerin kontrolüne geçtiğini görebiliriz. Yani. Tabii ki burada bundan sonra ne olacak sorusu akla geliyor. En fazla sorulan soru bu tabii ki. İlk olarak şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bekleyip taşların yerine oturduğunu görmemiz gerekiyor. Yani şu anda yaşanan gelişmeler çok ufak artçı gelişmeler. Yani evet, Halep'in alınması, İdlib'in tamamının alınması, muhaliflerin daha önce ulaşamadığı birçok yerleşim yerine ulaşması, orayı işgalden kurtarması, bunlar çok büyük hamleler gerçekten. Daha önce görülmemiş hamleler. Ancak bunun sürdürülebilir olup olmadığını bizim görmemiz gerekiyor. Bu da ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda, aylarda daha netleşecek. Taşlar böyle yerine oturacak. Artık bunlar artçı birer gelişme olmanın dışında sahanın o stabilizesi haline gelecek, gelişmeler haline gelecek ve biz o zaman tekrar bakacağız. Ha, bana soracak olursanız Beşar Esed rejimi Rusya ve İran'la buraları yeniden geri alabilir mi diye, şu anda Rusya'nın da İran'ın da içerisinde bulunduğu duruma baktığınızda bu teknik olarak biraz zor görünüyor ama onlar açısından imkansız değil. Yani şöyle söyleyeyim size, onlar mesela İran İsrail'le savaşmama pahasına da olsa buraya güç sevkiyatı yapabilir. İsrail'le olan savaşını durdurup Suriye'ye güç sevkiyatı yapabilir. Biz bunu geçmiş yıllarda gördük. Hizbullah da keza aynı şekilde, biliyorsunuz, bir ateşkes sürecine girdiler orada, Lübnan'daki savaşta İsrail'le. Oradan güç sevkiyatı yapabilir mi? Evet, yapabilir. Yani
öncelikli olarak bu saydığım grupların düşmanının Suriye'deki Ehl-i Sünnet olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bağlamda biraz daha oturup detayları göreceğiz. Eğer ki her şey yolunda giderdi ve muhalifler Halep, İdlib, Hama diğer bölgeleri de kontrol altına alırlarsa, geçmiş videoda da söylediğim gibi burada muhalifler daha fazla söz sahibi olacaklardır. Daha fazla söyledikleri daha büyük etkilere yol açacaktır ve bölgede daha önemli bir aktör haline geleceklerdir. Nitekim bunun adımlarını da şu anda biz attıklarını görüyoruz. Yani HTŞ öncülüğündeki işte siyasi oluşum var İdlib'de. Onun yaptığı Kurtuluş Hükümeti, Kurtuluş Hükümeti'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda gayet siyasi bir dil kullanarak Rusya ile bile ilişki kurulabileceğine yönelik bazı açıklamalar yapıldı. Yani buradan şu anlaşılmasın, yani bir teslim olma vesaire gibi değil. Sadece genel anlamda, genel düşmanlığın Beşar Esed rejimiyle olduğuna, yani Rusya ile muhaliflerin şu anda mevcut süreçte bir işlerin olmadığı mealinde bir açıklama yayınlanmıştı geçtiğimiz gün. Ve biz buradan gerçekten gayet siyasi, gayet uzlaşıcı bir bakış açısıyla bir açıklama yapıldığını gördük bunun. Yani burada aklıma şey geldi, işte, Taliban örneği geldi aslına bakarsanız. Yani Taliban da artık son dönemlere doğru, Afganistan'ın tamamını ele geçirdiği dönemlere yakın bir süreç içerisinde biliyorsunuz bir anlaşma masasına vesaire oturmuşlardı Amerika Birleşik Devletleri ile. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlup olduğu bir anlaşma olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmadan sonra bölgeden çekilmişti. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Ancak tabii ki burada Laskiye'yi, işte oradaki liman var biliyorsunuz, Rusya'nın vazgeçemeyeceği bir liman var. Orayı tabii ben bunlardan ayrı tutuyorum. Orada çünkü Rusya'nın gerçekten çok ciddi çıkarları var. Oraya bence muhalifler de hiçbir türlü şu an için saldırı gerçekleştirmeyeceklerdir. Çünkü o Rusya'nın âli çıkarlarını temsil eden bir deniz üssü. Oraya saldırılması halinde Rusya'nın siyaseti farklı şekilde gelişebilir bölgede. Burada yine bir diğer değinmek istediğim nokta, mevcut sahadaki son gelişmelerin Beşar Esed rejimini müzakereye zorlayabileceği. Yani çünkü gerçekten Halep, yani Halep dediğimiz şehir Şam'dan sonra Suriye'nin en büyük şehri. Orası kaybedildi artık ve muhalifler burayı az önce de söylediğim gibi kontrol altında tutabilirlerse, yani bir süre sonra kapsamlı bir operasyon olmayıp da muhalifler gerçekten burayı ciddi bir şekilde savunup, yani toprakların gerçek sahipleri orayı ciddi bir şekilde savunurlarsa, burada biz Beşar Esed rejiminin müzakere yoluna gitmek isteyeceğini düşünebiliriz. Bunların, yani birilerinin Beşar Esed'i de gözden çıkarması durumunda farklı gelişmelere de biz şahit olabiliriz aslında Suriye sahasında. Bunu bize tabii ki zaman gösterecek yine. Yine az önce dediğim şeyler. Yine biz taşların yerine oturmasını biraz beklememiz gerekiyor. Yani şu sıcağı sıcağına, şu halde benim buradan, ya ben de bir şeyler söyleyebilirim. Yani şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye televizyon programlarında duyduğunuz şeyleri benden arayabilirsiniz. Ancak ben biraz daha ihtiyatlı hareket etmeyi seviyorum. Biraz daha taşların yerine oturmasını beklemeyi seviyorum işin aslına bakarsanız. Tabii ki burada son olarak Türkiye'den de bahsetmek istiyorum. Yani Suriye sahasından konuşup da Türkiye'den bahsetmemek olmaz. Bu birçok spekülasyon yapıldı tabii ki sosyal medyada. Türkiye'nin bu son harekata müdahil olup olmadığı, dahil olup olmadığı yönünde. Ben bu konulara değinmeyeceğim. Şimdi baktığınızda dediğim gibi SMO bünyesindeki grupları çok ciddi bir şekilde desteklediğini, eğitip donattığından zaten ben bahsettim. Şimdi benim bahsetmek istediğim nokta burada Türkiye'nin siyasi çıkarlarının saha dengelerini etkileyip etkilemeyeceği. Yani Türkiye muhakkak ki sahaya, yani Suriye sahasına kendi çıkarlarına göre şekil vermeye çalışacaktır. Bu HTŞ ve HTŞ'ye bağlı gruplar üzerinden de olabilir. Kendi desteklediği, eğitip donattığı SMO bünyesindeki gruplar üzerinden de olabilir bu. Bunu yine biz ilerleyen günlerde taşlar yerine oturdukça göreceğiz. Yani yine ilerleyen günlerde bazı detaylar netleşince biz bunu göreceğiz. Ve hatırlarsanız bir önceki videolardan bir tanesi, hangisi hatırlamıyorum, Türkiye'nin desteklediği grupların işte farklı bir operasyon başlattı. İşte az önce de söyledim, Terrifat'ı mesela kontrol altına aldı. Burada yine ilerleyen günlerde biz HTŞ'ye bağlı operasyon odasıyla işte Türkiye'nin desteklediği gruplar arasında gerilimlerin yaşanmasına da şahit olabiliriz. Bu da ilerleyen günlerde olabilir. Çünkü bir önceki videoda bahsettim. Burada bir güç mücadelesi oluşabilir sonraki dönemlerde, taşlar yerine oturduktan sonra. Hatta taşlar yerine oturmadan da mevcut süreçte de böyle gerilimler yaşanabilir. Çünkü bu saha, yani Suriye sahası buna müsait aslına bakarsanız. Tabii burada güçlü olan grup büyüklüğünü avantaj olarak kullanarak diğer grupları bastırabilir. Yine biz bütün bunları, yani
kenara tutarak söylüyorum, sahayla ilgili en net gelişmeleri biraz daha taşlar yerine oturduğu zaman bence yapabileceğiz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.